Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, sentiment'in aslında sözlerini bitirdiği nokta. Uzun bir e, yazı yazmış. Aslında bu bağlamda en dikkat çekici kısımsa e, lunc'un yükselmesi. Yani Lunge'da artık bir pump görmek an meselesi. Haline geldi yani sadece bir zaman meselesi diyor. Ee, şimdi bu doğrultuda söylenecek pek çok şey var. Birincisi e, daha e, sürpriz bir değerlendirmeyle aslında. Piyasadaki yani ekibin yapmış olduğu pump etkisi. Yani bunda hem önceki videolarda bahsettiğimiz staking hem de yakım aşaması. Bunlardan tekrar uzun uzun bahsetmeyeceğim tabii ki. E, bu iki tane unsur aslında ekibin lunge üzerindeki e, pamplatma etkilerini yani olası zamanlarda e, fiyata tek bir legal hareketle e, hükmetme durumunu ciddi anlamda güçlendirdi arkadaşlar. Bunlardan ikincisi inanılmaz derecede bir e, hacim kaydetti ve yatırımcısının ciddi halde trade konusunda kenarda beklediği ki buna da trade demek çok mantıklı değil çünkü e, adam düşükten almıyor ne zaman yükseliyor o zaman alıyor içeride kaldığı zaman içi rahatlıyor. Böyle de e, sert bir eleştiri yapmış olayım arkadaşlar. Yani özellikle böyle bir durumun varlığı da neticede neye getiriyor? Yine önceki videolarda konuştuğumuz spekülasyona denk geliyor ve e, kolerasyonda da bir uyumsuzluk içerisine e, luncun girdiğini görüyoruz. Fakat her zaman şunu söylemek lazım. E, Luncda inanılmaz derecede bir talep var. Yani hem Dipten alanlar ciddi elde tutma oluşturuyor. Yani bu konuda e, lunge üzerinde bilinçli bir yatırım da var. Ancak bununla birlikte diğer popüler coinlerden de kaymalar meydana geliyor. Örnek veriyorum bir şey oluyor. Lunge yön yukarı gidiyor. Anında diğer coinlerden lunge'e geçiş görüyoruz. Yahut stable coinlerden geçişler görüyoruz. Yani insanlar Allah yükseldi etkisiyle lunge'e geçiş yapıyor ki... Binance'ın kaldıraçlı işlemler muhabbetinde göz ardı etmemek lazım bu konuda. E, kaldıraç oynayın demiyorum ki mantıksız bulduğumu tera coinleri için kaldıraçlı işlemleri açık bir şekilde dile getirdim. E, fakat bu doğrultuda pek çok kişi de e, bu işin içerisine girecektir. Bu durumda spekülatif ortamda e, volatiliteyi ciddi halde arttıracak orta uzun vadede. Yani lunge zaten orta uzun vadede bir e, akümülasyon ardından yön yukarı hareket. Ee, kabiliyeti yüksekken yani çok dalgalı bir ortamı varken kaldıraçların da gelmesi hareketlerini oldukça hızlı kılacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.